şu vicdan... O kaydetmeden sunuyor musun hocam? Evet, abi söyle. Zahar için ilk rekorda herhalde. Yok, önce de online rekorda yaptık. Rekorda var. YouTube'da. Şimdi şahsi manevi kısmına ben iki çeşit hürriyetten bahsediyor ve can yani iki husus, bir hürriyet nedir, bir de şahsi manevi nedir, nasıl oluşur sorusu var. Bir hürriyeti mutlaka hayvanlara ait olan hürriyettir ve insanın hayvaniyetindeki hürriyetidir. Yani bu bir yasaya bulaşmadan önceki özgürlüğe, sınırsız özgürlüğe hürriyeti mutlaka denilir. Muhatabı olmayan kendilik haline hürriyeti mutlaka. Yani mutlak kelimesinde talak vardır. Talak salıverme, hani mesela boşadım seni ya, üç talakta boşamaktaki talak yani salıverilmiş anlamında geliyor. Yani gidip bir yerde bloke olmuyor bir şey, tarafından sınırlanmayan anlamındadır. Mutlak o demektir yani, sınırlanmayan. Herhangi bir iradeye de değmiyor. Şey yani yasa olmak zorunda da değil. Evet, yasa, irade, makam, hitap makamı anlamında bir eşik onu tahdit etmiyor. Hmm. Bu nasıl olur? Mesela diyelim ki dağ başındasın, başka hiç kimse yok. Yaşadı, hür müsün? Hürsün. Mutlak hürsün. Çünkü bir sınır yok sana. Mesela bunu sınırı geçme. Private property, don't trespass, ateş ederim vururum seni bacaklarından diyen bir Amerikalı veya temel yok karşında yani. Yürüyorsun, gidiyorsun, bir sınır yok yani, mutlaka. Hürriyette mutlaka. O mutlak mı gerçekten? Mesela uçmak istiyorum, uçamıyorum. Farklı boyutum. Evet, yani içtimai anlamda, evet, hani o ontolojik bir limit tabii. İnsanın hani uçamıyorsun. Ama mesela şeyin olsa, uçağın olsa, kimse yok ki sana desin ki take off için şey lazım, izin alman lazım veya yani bir muhatap yok ki, başka bir iradeyle karşılaşmamış iradenin haline mutlaklık denir. Tabii iradenin kapasitesi sınırlıdır yani, şey olamayabilir yani insan. State of nature değil mi? Şey, işte evet. State of nature diyorlar aslında. Evet. Yani. State of nature'daki hürriyeti mutlakadır. Yani bu başka insanlarla karşılaştığı zaman vahşi olarak karşılaşır. Çünkü bir muahede, bir kontrat olmadan unmediated encounter olduğu için bir insan başka insanla karşılaştığı zaman işte caveman'la karşılaştı. Ne yapar? İlk iş birbirini yerme, hançeri çeker, pacify etmeye çalışır. Yani bu talak edilmiş hürriyeti gelip diğer adama çarpınca ilk başta o adamı düzlemek ister. Yani önünü açıp hürriyetin devamını ister. Çünkü bilmiyor, tanımıyor ve ondan korkuyor. Onun için vahşette ne var? İcbar var. Çekil yolumdan. Sen de kimsin? Tamam mı? Gelme buraya der mesela. Ya belki adam diyor ki ya ben sana gelip işte Allah'ı, peygamberi anlatacağım vesaire veya sana yemek yapmayı öğreteceğim. Tanımıyorum seni, kimsin diye tepki gösterir. Ha, ne zaman ki bu kişi konuşmaya başlar, çünkü konuşmadan önceki şey güvenliktir. Yani ilk temel reflekslerimiz hep security, survival şeyleridir. Bunlar da hayvanlardaki şeyler de böyledir mesela. Yani ilk fıtri şeyler hayvani seviyede. Evet, doğal haldir yani bu. Medeni hal değil, vahiy değil, yasa değil, dil değil. Bunların öncesi şeylerdir. Mesela yerli Amerikalılar diyor, Columbus işte gelirken mesela buraya herhalde aynı şeyi şey yapmıştır. Tabii. Adamlar kendi savunmak için bir savaş olmuştur. Ondan sonra dil. Tabii adam girmiştir. Mızrağıyla şeyle bekliyor filan. Ondan sonra diyelim ki biri birini yeniyor veya şey yapıyor. Ondan sonra bir şey oluyor işte, yemek veriyor. Al, al diyor ve dil doğuyor. Bir ilk kez medeniyet. Şimdi o mutlaka bir sınır çizdiğin an, bu sınır mutually karşılıklı olarak üzerinde en fikir olunmuş bir kanun, yasa olabileceği gibi bir şey de olabilir. Adam seni rezervasyona sınırlıyor. Buradan buraya geçersen vururuz. Burada bu sefer ilk kez bir duvar örülmüş oluyor yani. Maddi veya manevi yani. Çünkü diyelim ki yasanın duvarı manevi bir duvardır yani. Bu da hürriyeti mukayyet, yani kayıtlanmış bir hürriyet, yani sınırlanmış bir hürriyet. İradenin sınırlanmasıyla mı medeni? Evet.
Niye peki bu tercih edildi? Niye bu tercih edilecek bir şey? Şundan dolayı işte insan medeni olmaya muhtaç olduğu için, yani ikinci varlık olduğu için Allah'a iman etmesi gerekiyor ya. İnsanın Allah'la ilişkisi bir medeniyet ilişkisidir. İman bir medeniyettir. Şehir insanların insanlara iman etmesidir. Bu kitapta var, onlara oraya gelmedi işte. Sonlarda var. İnsanların insana iman etmesiyle yani interlocked hale geliyorlar. Medeniyet dediğim budur yani. Emniyet, emin şeyi, iman ile güven şeyi var ya. Şimdi insan da intisap, iman bir intisaptır diyor ya üstad mesela. Mesela imanı mümkün kılan Allah'ın bir muhatap olmasıdır. İnsanın muhatap olması demek, halife ve muhatap. Mesela melekler Allah'a iman ediyor mu? Etmiyor. Meleklerin iman etmesi diye bir şey yok. Hayvanların da iman etmesi diye bir şey. Robotların da imanı yoktur. Yani Allah'a karşı. Tamam. İnsan irade sahibi olması onu özgür kıldığı için iman etme lüzumu doğuyor. Yani kopabildiği için yeniden bağlanması lüzumu var. Yeniden bağlanmaya iman deniliyor. Yani Risale-i Nur'daki şeyle iman bir intisaptır. Bağlanmadır yani. Connection kurulmasıdır. Allah'la kurulan connection'a iman diyoruz yani. Ha, uzak olduğu için, görünmez olduğu için imandır. Huzurunda olsa o da iman olmaz. Perde-i gayb açılsa hani yakinim ziyadeleşmeyecek diye İmam Ali şunu demek istiyor. Ben Allah'a o kadar inanıyorum ki, yani onu görmeden o kadar inanıyorum ki görsem bu inancımda bir değişiklik olmuyor. Çünkü görsen normalde ya bu kadar da beklemiyorum veya bilmiyordum ya ben aslında şüphe ediyordum gibi düşünebilir insan mesela. Hani diyelim ki Milwaukee'ye ilk kez gireceğiz, işte hayalimde belli bir şey var. Gidip görünce, şahit olunca farklı oluyor. Gaybane ve hazırane diye Risale-i Nur'da bir kavramsallaştırma var. Hani iman etmenin işte esbabın berisinde ve ötesindeki hali. Neyse şimdi bu ikinci hürriyet insan şehirleştiği zaman, medeniyete dahil olduğu zaman, insan insanla karşılaştığı zaman, insan iman ettiği zaman hasıl oluyor. Dolayısıyla şehirle din, borçluluk ve yükümlülük arasında bir akrabalık var. Yani dindar ile deyindar, Kürtçe'de bu şeyler var. Deyindar borçlu demek. Medeniyet, DNA'ya dikkat ederseniz deyin şeyi var. Medine şehir, tamam mı? Medeni, civil, civil'in tersi şeydir, savaş. Mesela sivil diyoruz ya, sivilin tersi nedir? Adam sivil adam. Sivillere dokunmayın. Tersi nedir? Asker. Asker de savaşan demektir. İşte o ilk karşılaşma savaşmaydı ya. Ne zaman ki karşılıklı bir tanışma ve anlaşma ve dil oluşunca sivilite başlıyor o zaman. Diyor ki benim ayağımın üstüne basma, ben de seninkine basmayayım. Böylece şey doğuyor. Medeniyet doğuyor ilk kez. Mesela ilk başta o mağara adam namussuz ve ahlaksızdır. Çıplaktır. Çünkü giyinmesine lüzum yok. Düşün yani. Namussuzdur mesela. Namussuzluktan kasıt nedir? Ya adam orada çiş yapıyor, orada bilinç yapıyor. Bir şey yok ama. Suç işleyemiyor. Çünkü suç bir yasanın ihlali demektir. Eğer yasa yoksa suç yok. Evet. Bu şeriatta da böyle de diğer hukuk şeylerinde, prensiplerinde de öyle. Dolayısıyla sınır çizilmesi, bir şeriatın doğması, bir muhatabın doğmasıyla birlikte medeniyet doğuyor. Ve hürriyet kayıtlanmaya başlanıyor. Mutlak hareket edemiyorsun. Şimdi orada o fiyatı ödedin ne karşılığında? Daha büyük bir kazanç karşılığında. Mesela güvenlik elde ediyorsun. Mesela silahı bırakıyorsun. Burada Amerikan kültüründe işte şerif doğmadan önce town'da herkes hayduttur. Bang bang, o ona ateş ediyor, ona kim kime ambush yaparsa, tamam mı? En sonunda diyorlar ki ulan bu böyle gitmez, bir ara gelelim gangsterler. Diyorlar ki biz şey yapalım, sen bu mahalle senin olsun, orayı sen talan et, ben burayı talan edeyim. Bu özel alanın doğmasıdır. O da sonra içimizde bir tane adamı da şey yapacağız, yani hepimizin üzerinde tasarruf hakkı olan, kendi şahsi şeyi değil, çünkü hepimiz ona o yetkiyi vereceğiz, silahlarımızı da ona verelim, o şey yapsın. Ve polis doğuyor yani. Polis, belediye, işte şerif, devlet, bunlar
bu şeyden doğuyor. Siviliteden, hukukun enjekte olmasıyla işte state of nature'a. Ve social contract, yani muahede, toplumsal sözleşme kavramı çıkıyor. Yani sözleşme nedir? Birbirine söz vermek. Yani ben seni şey yapmayacağım, sen beni şey yapma, rahat gece uyuyalım. Çünkü her an gelip öldürebilir birbirini. Bunun ya mutlak hürriyet yoktur değil mi medeniyette? Heh, medeniyette mutlak hürriyet yoktur. İşte mesela münazaratta Kürtler diyor ki, ulan biz zaten hürüz yani, daha başta dolanıyoruz, otlanıyoruz daha. Üstad diyor ki yani sizinki hayvanların hürriyetidir yani diyor. Şeyde de var, Vulture'da da var, Kartal'da da var işte. Asıl olan diyor, medeniyetteki hürriyet daha zordur. Çünkü mesela hani diyor ki ben dinimi muhafaza edeyim, işte Amerikalılar bulaşmayayım, İslam ettim. Tamam, bu vahşi bir şeydir, İslamiyet'tir. Yani temas etmeyen, vahşi, isolated demektir o. Yalnız. Ha, vahşet, evet. Dehşet, evet. Evet. Yani vahşetin anlamı sadece dehşet, terör değil, isolation, being by yourself. Alienation demek. Yani medeniyetten geri çekilmektir o. Medeniyetten, yani ilişkilerden soyunmak. Tamam, vahşet odur. Şimdi vahşet mutlaka ise pure loneliness demek. Şimdi peki terörle, şiddetle ne ilişkisi var? Şu ilişkisi var. Yalnız olduğun zaman şeriat yok, kanun yok. Kanun senin isteğin, iraden direkt yasa hükmündedir. Onun için mesela gidiyorsun adamı öldürüyorsun, suç işlemedin vahşette. Çünkü şeriat olmadığı için, o kişi bir şahıs olarak doğmadığı için senin alemine, senin tarafına bir gölge düşüremiyor. Şimdi mesela iradeler karşılaşınca birbirinin üstüne gölge düşürdü yani silahı da, o da doğru. Diyor ki silahları bırakalım, konuşalım dediği zaman karşılıklı birbirinin üzerine gölge düşürüyor. Eğer muhatabın şey değilse, mesela teröristin özelliği olur veya katilin, elinde silah var, diğer herkes silahsız. Onlar birden şeye dönüşüyor, atış şeyine, target'a dönüşüyor yani bir rezistans olmuyor. Ama ne zaman onlar karşı şiddet üretebilir hale gelirse, o zaman şeyin terörü birden kırılıyor yani, birden geri çekilmek zorunda, şey yapmak zorunda kalıyor. Vahşette dolayısıyla icbar var, zorlama var. Haram ve helal da ayrışmamıştır vahşetten. Çünkü doğru ve yanlışın ne olduğunu bilmiyoruz. Desen ki adam öldürmek yanlıştır. Değil, adam beni öldürecekti diyebilir. Mesela hani adam öldürmenin kesinlikle normal olduğu zaman var. Ne zaman? Bir evine girdi, tam baktıysan da uyanmışsın. Bu sefer geldi seni hani öldürecek. Sen adamı istemeyerek öldürdün. Adam öldürmek suç değil mesela. Şimdiki hukukta da. Demek ki şunu anlıyoruz. Eylemin kendisi bizzat doğru veya yanlış olarak tanımlanamıyor. Şeriat onu tanımlıyor. Yasa onu tanımlıyor yani. Ve yasa mesela geliyor, adam öldürmeyi yasaklıyor, fakat işte bu self defense, hıfzı hayat şeyinde muhafaza ediyor. Mesela yasa diyor ki sokakta çıplak dolaşamazsın, işte şu günahı işlemezsin, şunu yapamazsın, drug satamazsın vesaire diyor, tamam mı? Ama private sphere'de, yani private sphere insanın vahşetini devam ettiği yerdir. Çünkü kodlanamaz. Mesela private sphere'i eğer yasa gelip kodifiye etmek isterse insanı robotlaştırır en son. Mesela sosyalizm bunu yapmaya çalışıyor, Sovyetler Birliği. Yani insan, özel hayat yok ediliyor. İşte birey, hani nasıl ki Wisconsin'da inekleri bu unitlerin içinde hani tutup süt sağar gibi, hani insanları da labor olarak şey yapıyorlar. Bir farming gibi yani, ya human farming yapılabiliyor. Şimdi İşte yani liberal demokrasi vesaire dediğimiz şey bu private sphere'i muhafaza ediyor. Onun için çok değerli sayılıyor private sphere. İnsanın kendi olabildiği mutlak hakimiyet alanı sayılıyor. Yani kolektif olan alanlar ise, public sphere ise bu private sphere'lerin karşılaşma yeridir. Eskiden private sphere'ler üst üste gelip çatıştılar ve orası şey olarak sivilleşince public sphere'de oldu. Orada hürriyet mukayyettir. Şimdi mutlaktır. Şey tecelli ediyor. Evet. Ya ama yani şeyle sınırlı. Mesela private sphere'e devlet müdahale edemez. İslamiyet'e göre de edemiyor mesela. Mesela yani
işte vicdanın şeyidir yani. İnsanın kendiyle baş başa kaldığı, o anlamda vahşi olduğu, olabildiği şeydir yani. Kendi olabildiği için. İnsan hem vahşidir hem medenidir bu anlamda yani. Günümüz anlamda. Tabii. Vahşiyeti, insan vahşiliği söndürürse insan yok olur. İşte o zaman şey oluyor. Mesela bazı science fictionlerde şey oluyor. Mesela adam robotlaşma, insanlar artık herkese şey takıyorlar. Hani davranış, mesela sağlıklı davranmaya zorlanıyor, şeye zorlanıyor mesela, kamusal iyiye zorlanıyor. İşte herkes Amerikalı olacak. Evet. Distopian falan dedikleri şey. Evet, evet. Ama o zaman ne oluyor? Ferdiyet yok oluyor. Şimdi evet, ferdiyetin tecelli etmesi için, yani her bir insanın biricik bir varlık olması için o insanın vahşet kabiliyetinin onda olması lazım. Çünkü alemin ona, hani alemden ona akan gerçeklik o kişinin aynasında ona özgü bir şey alıyor, suret alıyor değil mi? Hazmediliyor. Yani fert olması mesela, işte kimi alan A ismine muhatap, kimi B ismine muhatap. Bunların karşılaşmasından da işte esmaların şey olması çıkıyor ve tarih içinde bu sefer değişik esmanın sürekli cilvelenmesi yaşanıyor. Vahşet diyorsun, olması lazım değil mi? İnsanın bu insanın kendisine has olmasını mı sağlıyor? Fıtrat. Evet, yani bu insanın yasa öncesi, toplum öncesi, başkası yokken ki halidir. Bu namussuzdur çünkü ismi yok mesela. Çünkü mesela insanlarla karşılaşmadığın zaman senin bir ismin var mı? Yok. Yok, zaten senin ismini başkaları vermiş. Sen dediğin gibi birey için de öyle yani. O zaman şu oluyor, sen yani bir nevi şeyde kalıyorsun yani. Enfüste kalıyorsun. İnsanı şimdi kendilik halidir ha. Mesela diyelim ki hayvan yiyor, farkında değil yani. Şimdi insan yiyor, doğru mu yedim, tuzlu mudur, ya bana bakıyorlar mı, çok mu yedim, düzgün mü yedim diye düşünüyor insan. Sürekli feedback mekanizması var yani. Ama mesela bir çocuk, mesela çocuklara bakıyor, mesela bakıyor, adam yiyor, dalmış yiyor tamam, veya top oynarken o oynayan hayvanlar var ya, o dalmış adam vuruyor, kırıyor tamam. Diğeri işte medeni olanlar halen diyor ki ya ayıptır, amaç oynamaktır, kazanmak değil tamam. Diğerleri gömülmüşler tam şeyin içine, ruhen şeyin içindeler. Dolayısıyla insanda bu lazım olan bir kendilik potansiyelidir. Kendilik olmadan o zaman ötekilik doğamaz. Yani Allah'la karşılaştığı zaman ilk kez kendinin farkına varıyor. Self consciousness'ına kavuşuyor ha. Yoksa self tek başına olduğu zaman yoktur. Yani sınırsız olduğu için sınırı yoktur yani. Dün dediniz ya, ya hayvan oluyor ya ilah. Ya evet, ya tanrı ya hayvan sayılır. Şimdi bu hürriyeti mutlaka ve hürriyeti mukayyede ayrımı şu açıdan da önemli. İşte Muhammed Ali ile de belki geçmişte konuştuk. Mesela yani bu işte toplumsal sözleşme teorileri denen şeyler var. John Locke'dan Jean-Jacques Rousseau'ya. Bunlar da şeyden bahsediyor. State of Nature'dan bahsederler. State of Nature bizdeki Darul Harp'tir. Mesela Darul Harp'te de şey savaş yeridir yani. Darüsselam işte o medeniyettir. Darul Harp vahşet. Darüselam kontrakt. Evet. Selam zaten selim işte civility'dir yani. Silahsızlık halidir yani. Savaşsızlık haline selam diyoruz. Şimdi Social Contract kitabında mesela size bir iki yer okuyacağım ve Risenur'la akrabalığı üzerine şey yapabiliriz. Yani mesela diyor ki, man was born free and everywhere he is in chains. Meşhurdur bu. İnsan hür doğar ama her yerde zincirlere şey yapılmıştır. Vurulmuştur. Many a one believes himself the master of others. And yet he is a greater slave than they. Çok yani adam onlara hükmediyorum. Şey, şirket patronu, halbuki kendi onlar, adam uyanmak zorunda, ilgilenmek zorunda. Hür değil yani. Veya hükmeden adamlar için de öyle. Mesela adam kral veya işte despot
Ama şeye muhtaç. How has this change come about? I do not know. What can make it legitimate? Niçin yani böyle bir vaziyet hasıl olmuş? I believe I can settle this question. Yani bunu nasıl meşru hale getirebiliriz? Bu insanların birbirine borçlanmışlık, bulaşmışlık ve muhtaçlık halini. Yani o chain'ler içinde, zincirler içinde birbirinin merbutiyet hali ya. Merbutiyet halinin şeyini nasıl şey yapabiliriz? If I looked only at force and results that stem from it, yani sadece kuvvete, kaba kuvvete baksam, I would say that as long as a people is compelled to obey and does obey, it does well. Yani mesela zor kullandığın zaman eğer biri itaate zorlanmışsa ve itaat ediyorsa eyvallah başardın. Hani zorladın, onlar da itaat etti. But that as soon as it can shake off the yoke and does shake it off, it does even better. Yani diyor ki ama ilk fırsatta ne yapacaktır? Yani o cebirden kendini kurtardığı anda itaat etmeye devam edecek mi? Etmeyecektir. Daha da iyi diyor o zaman. Yani anladın mı? Şunu demek istiyor. Yani force'un kaba kuvvet, icbar cebir olduğu sürece hani sonuç verebilir. Yoksa kalıcı sonuç vermez. Şeyi mecbursun ki sürekli şeyi üstünde tutman lazım ki sonuç alabilesin. If men recover their freedom by virtue of the same right by which it was taken away, yani kuvvete dayanarak kuvveti hak adedip adamın hürriyetini alırsan, o zaman adam da kendi hürriyetini geri almak için hangi hakkı kullanacak? Kuvvet. Aynı hakkı, kuvveti kullanacak. Dolayısıyla despotik şeye karşı devrim hakkının temelinde bu var mesela. Either they are justified in taking it back or there was no justification for depriving them of it. Yani evet, yani eğer mendaka yaptın, dukka gelecektir. Eğer dukka gelsin istemiyorsan dakka yapmayacaksın yani. Yani değil mi? Vurulmak istemiyorsan vurmayacaksın. But the social order is a sacred right that serves as a foundation for all others. Yani toplumsal düzen herkes için faydalı bir kolektif şeydir. Maslahattır diyor. This right bir haktır. However, does not come from nature. Yani fıtri olarak bu gelmiyor yani. Yani doğal olarak zorunlu bir şey değil yani. Mesela ağaç zorunlu yaprak açıyor şu bu. İnsanların zorunlu olarak böyle hani şey olması, birbirine barış içinde iyi olması zorunlu bir durum değil yani. Kazanılan bir şey. Nasıl imanla mecbur değilsin, imanı elde ediyorsun. İmana muhtaçsın fakat zorlanmıyorsun. Yani hürriyet içinde elde ediyorsun. Onun gibi de medeniyeti de muhtaçsın fakat kazanman lazım yani. Emekle elde ediliyor demek istiyorum. It is therefore based on conventions. Conventions da yani akit demektir convention. The question is to know what these conventions are. Before coming to that I must establish what I have just stated diyor ve state of nature'dan, primitive toplumdan filan bahsediyor. Ben oraları geçeceğim. Mesela ilk mesela aile barışın olduğu bir yerdir. İlk politik toplumun modeli de ailedir. İşte onun için mesela tribe vesaire gibi şeyler olacak. Peace şeyin içinde tesis ediliyor. İşte aile, ondan sonra tribe geniş dairede biz duygusunun içinde oluyor. İşte dışa karşı adam savaşmaya hazır. Mesela hani Arap kabilelerini düşünelim. Kendi içinde barışık, dışa karşı şey içinde. Evet. Yani Robinson Crusoe mesela adadaki hali Hazreti Adem'in alemde, dünyadaki halidir. Zaten o Hay İbn Yaksan'dan hani etkilenilerek şey yapılmış. O da bir spekülatif yani beyin egzersizidir. Hani insan tek başına olsaydı dünyada nasıl olurdu? Aynen. Sorusu. Onun için Cuma gelince Robinson ilk kez ayna oluyor ve aynada kendini görüyor yani. İlk kez sınır çıkıyor. Benim, senin diye bir şey çıkıyor. Çünkü ben ve sen yani ene ve hüve arasındaki ayrım meselesi gibidir. Ene olmasa hüve infinittir. Hüve olmasa ene infinittir.
Mesela fıtraten öne de o var ya, her şeye sahip olmak istiyor. Çünkü her şeye sahip olan bir şeye ait olduğu için kendi de sanıyor ki kendi her şeye aittir, ama ne zaman anlarsa ki kendi değil, her şeye ait olana kendisi de aittir ve onun içinden her şeye kendisi şeydir, o zaman hakiki malikül mülke memlük olursan bütün alem senin bil diye bir şey var. Yani o şiirane şeyde. O Rab'lik hissi, o Rabbin içinde olduğu için mi bizim hissimizde evet, öyle hissediyoruz? Evet. Ve Allah bizi onu tadalım diye verdiği için. Fakat biz başarısız olunca anlıyoruz ki biz onu kendimiz üzerinden gerçekleştirmemeliyiz. Rab'be teslim olursak o zaman insan her şey oluyor arkadaşlar. Çünkü her şeyin uzantısı. Ama ancak Allah'a kendini memlük hale getirirsen o zaman onun mülkü senindir bilin. Sözlerde var. O iki tane iki levha karşılaştırıyor ya. Evet. Sözler yok şu an yanında da artık. Sen de nasıl sözü? Ver abi, hemen hızlıca şey yapalım. Şimdi bazı nurcu uzmanlar böyle o kitabı ver, bu kitabı ver. Halbuki ben bu işten çok anlayan biri değilim yani. Ben o kısmını biliyorum. Onun tek için tek seferde açmanız lazım. Yani. O kadar değil. Yani. Ben kitabı doğru tutturdum ha, şükür ediyorum. Sen adam diyor ki tek seferde. Allah öyle der ya. Alır öyle. Bir tane Hindistan'da şurada. Hah, bak. Ama başardım, çok uğraşmadan buldum arkadaşlar. Hemen Hindistan'da var ya abi, hemen yazıyoruz. Chapter 1, 31 verses böyle numaraları veriyoruz. 10-21, 10. Evet, bismillah. İşte diyor ki ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder, levhadır. Bu Bediüzzaman'ın böyle sufi takıldığı bir zamanın şeyidir. Söyleyeyim size. Yani normal Said Nursi değil bu. Diyor ki dema gaf